küçük bir sahil kasabası. Balıkçı köyü aslında. Köy demek daha doğru olur. Bilgiler de diyor ki yöresel kıyafetli insanların ve köy evlerinin keyfini çıkarın. Fotoğraflarını çekin. Biz de tam da bunun için gidiyoruz şimdi. Gidiş dönüş bilet kişi başı 12 euro. Aynı firmadan alırsanız otobüsün içerisinden de alabiliyorsunuz gidiş dönüş. Hatta o bileti bir iki kasabada inerek de kullanabiliyorsunuz aslında. Volendam'dan direkt tekne kalkıyor Marken'e. Ama biz Amsterdam'a geçmiş olduğumuz için Volendam'dan tekrar Amsterdam'dan otobüsle gitmeyi tercih ettik. Zannederim yol 45 dakika. Değil mi? 35. 35'miş. Merhaba. Marken merkez ne tarafta? Bebekler çok güzel. Çok ilginç. Vallahi bir nöbet tutar gibi gidiyor biliyor musun? İşte Volendam, Edam ve Marken üçlüyü tamamlıyoruz. Amsterdam'a yakın günübirlik gidilip böyle bir yarım gün geçirilecek çok keyifli yerler. İnsan kendini burada ressam Bob Ross gibi hissediyor. İşte şimdi buraya da bir ağaç çizelim. İşte şimdi buraya da bir ev konduralım. Öyle değil mi? The monastery claimed Marken and the Norbertine monks built a system of monks. Monklar 1235'te kurmuş burayı. They also developed agricultural techniques and raised livestock. Marken fell into the hands of Count Willem IV of Holland a century later, and the monks were driven out. Thus signifying the end of prosperity. Monken'den geliyor monklar. Yangınlardan ve doğal afetlerden kurtulan 12 gerçek monk evinden geri kalanı sonradan yapılıyor. Children were dressed according to their age and not as miniature adults, which is a common misconception. Although boys in Marken wore skirts until later. Hollanda'nın tahta ayakkabıları.
Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten tahta ayakkabıları, yani gelen hediyelikler tahta ayakkabıdır. Hollanda bununla çok ünlüdür. Onun sebebi biliyorsunuz deniz seviyesinde, dünyanın deniz seviyesinin altındaki tek başkenti aslında Amsterdam. Ve Hollanda hep böyle insan eliyle oluşturulmuş, özellikle Amsterdam insan eliyle oluşturulmuş bir bölge. Dolayısıyla sulardan böyle işte bentler çekerek kara oluşturulmuş. Dolayısıyla yerler çok çamur ve ıslak. Ve çiftçilik yapıyorlar. Çiftçilerin ayağı kaymasın diye tahta ayakkabılar kullanmaya başlıyorlar. Çünkü hem kaymayı engelliyor hem su geçmesini engelliyor. Bu tahta ayakkabılar çiftçiler gerçekten kullanıyorlar. Aha yetti. Koruyup tarihine değer vermiş, bunun en iyi örneklerinden biri Hollanda'da. Mutlaka gelin görün bu köy. Çok güzelsin, gel. Tırtırı aldın.